Bursa'da 85 yaşında bir dede askerlik yapmak üzere askerlik şubesine dilekçe verdi. Usta gazeteci Savaş Ay, bu yaşta askerlik yapmak için yanıp tutuşan Mümin Koçak'a misafir oldu, neden asker olmak istediğini sordu. İşte Savaş Ay'ın objektifinden bir insan hikayesi. Komutanım, ben Bulgaristan'dan geldim. Askerliğime Bulgaristan'da yaptım. Fakat yani gönüllü olarak bu Ay Yıldızı Bayramı'nın altında da bir gün de olsa askerlik yapmak istiyorum. Mümin Özer 85 yaşında. 16 torunu, 4 de torun çocuğu var. Askerlik yapmak için Bursa Osman Gazi Askerlik Şubesi'ne dilekçe verdi. Niye askerlik yapmadın? Bulgaristan'da yaptım askerliği. 48 senesinde. 19 ay 10 gün askerlik yaptık. Yani şuramda bir yara var. O yaranın tamir olması için bir günde olsa engelli kardeşlerimle askerlik yapmayı hayal ettim yani. Şırnak'a da giderim, Diyarbakır'a da giderim, her yere giderim. Irak'a bile giderim. Türkiye'de askerlik yapmadım diye sanki Allah bana bir soru soracak gibi içimde bir his var ya. Mümin dede Bulgaristan göçmeni. Tüm aile 1950 yılında Bursa'ya göçmüş. Savaş Bey, ben 1950 senesinde Bulgaristan'dan geldim. Bulgaristan'da bizim çekmediklerimiz kalmadı yani. Babamı sürgün götürdüler 39 senesinde. 48 senesinde de abimi götürdüler ailece. Çocukluğunun acı hatıraları yarım asrı geçen zamana rağmen hala taze. Askeriye kışlalarında kızgın tuğla taşıttılar Türklere. Taşımayanları böyle arabalara koştular, yani öküz arabalarını. Koştular böyle, kafanı soktum boyunduruğun altına, böyle araba çektirdiler. Çekemeyenlere böyle kamçılarla vurdular yani. Hasan Aga demiş babama. Ondan sonra Mustafa'yı kaldır demiş. Mustafa'yı biz demiş alıp götüreceğiz demiş. Nereye demiş ya, nereye olduğu belli değil demiş. Size haber vereceğiz sonra demiş. Ondan sonra kaldırıyor abimi, annemler başlıyor. Babaannemler ağlama. Onların ağlayışından bütün köy uyanmış yani. Hepsi. Bundan sonra köy halkı geliyormuş, konuşmak istiyor abimler de, geliyorlar. Ondan sonra hiç kimseye konuşturmuyorlar. 85 yaşındaki Mümin dede hala çakı gibi, sağlığı yerinde. Ancak ömrü gurbette çalışarak geçmiş. Almanya'da toplam kaç sene kaldın yani? 16 sene kaldım. Maşallah, bayağı kalmış. 22 ay yalnız kaldım. Hangi fabrikada kaldın? Bavira makine fabrikasında. Bayerische Maschinenfabrik. Münih'te? Yok şeyde, Regensburg'da. Ama Bayer eyaletinde. Ha, Bayer eyalet. Oraya Bayer, Münih'e bağlı ya. O eyalete bağlı. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Maşallah, maşallah, maşallah. Sie auch sprechen Deutsch? Kommen Sie, kommen Sie aber biraz Fransız. Das freut, das freut mich sehr. Selam, çak. Şimdi çocuklarıyla birlikte yaşıyor. Askerliğe neden bu kadar hevesli olduğunu gür sesle ifade ediyor. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi var kalbimde benim. Benim Türk kanı var bende, Türk kanı. Benim ecdadım, benim dedelerim Konya Karaman'da gelmişler. Osmanlı Devleti oraya göndermişler, oradan da biz geldik. Mümin Koçak askere kabul edilirse Mayıs ayının ortasında postalları giyecek, Palaska'yı kuşanacak, dünyalar onun olacak. Selam Çak! Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.